Evet arkadaşlar, Levent Yanyol'a hoş geldiniz. Yeni konseptimizle, yeni Levent Yanyol'la karşınızdayız. Bildiğiniz gibi hep beraber sıkıntılı günler geçiriyoruz ama o günlerde biraz da evimizde oyalanmaya, biraz eğlenmeye ihtiyacımız var. O yüzden Levent Yolu biraz geri dönsün istedim. Ee, ama tabii ki farklı bir konsepte çıkıp yürüyecek halimiz yok. Ee, doğal olarak biz, ben de yeni bir konsept düşünmek durumunda kaldım. Ee, size bu sefer kamyonculuk yapacağım. Kamyon direksiyonu başında sizlere sorularına eşlik edeceğim. Peki bunu nerede yapacağız? Euro Truck Simulator 2 oyununda yapacağız. Orada bir profil oluşturalım birlikte. Şöyle sarışın bir abimizi seçelim. Sarışın sakallı bir tip var mı şuradaki? Onu çok beğenmedim. Şöyle. Çok enteresan tipler ya. Düzgün bir tip yok mu oğlum? ha şu biraz, biraz çok değil ama. Tercih edilen çekicimiz kırmızı olsun. logomuz şu olsun. Şirketimizin adı Levent Siyanyo. Oluşturalım. Sihirbazı geçelim. Daha önce oynadık. Burada bu oyunda bilmeyenler için bilgi verelim. Bu oyunda kamyonculuk yapıyorsunuz. yük alıyorsunuz ve gereken yere bırakmanız gerekiyor efendim. Şöyle şurada sürprizim o zaten. Şöyle... Şurada Türkiye var. Haritamızın en sonunda da İstanbul var. Merkezimiz İstanbul olacak. Eğitime girmek istiyor muyum? Hayır. Merkezi İstanbul olan şirketimizde taşımacılık yapacağız efendim. İlk işimiz etmiş. Bu da galiba şey mecburi taşıma. Ondan sonra siz sorularınıza başlayalım. Hatta direkt başlayabiliriz. Hazır et taşıyorken. Russo J. Lawrence 1905. Tavuk döner mi? et döner mi diye sormuş. benim tercihim her zaman et döner. Tabi zorunda kalınca et tavuk döner yediğimiz dönemlerde olmadı değil. Yine yorum da şey değil yani tercihimi soruyorsanız tabii ki et döner. Evet hayırlı olsun kendi nakliye şirketimizi kurmuşuz. Selim Yılmaz. Mbappe mi Haaland mı? Şimdi yani Haaland'ın çok çok değerli bir oyuncu olduğu ortada. Yani o boyuna rağmen o hareketliliği bu yaşından çok olgun hareket etmesi, son vuruşları falan çok değerli bir oyuncu bu kesin. Ama yani Mbappe Dünya Kupası kazanmış bir oyuncu. Biraz e, haksızlık bence yani Mbappe seviyesi bir oyuncunun çok da kıyaslanması gereken bir isim olduğunu düşünmüyorum. E, yani Mbappe bence Fransa'ya Dünya Kupasını kazandıran oyuncu. Ya yani Griezmann her ne kadar aday gösterilse de ve Dur, kırmızı ışıkta geçmeyelim, duralım. Griezmann kazanmış olsa da Dünya Kupası'nın en iyi oyuncu ödülünü, MVP ödülünü kesinlikle bence Mbappe hak ediyordu. Biraz daha ona yani genç oyuncu nasılsa verebiliyoruz. O yine kazanır. Başka bir oyuncuya verelim düşüncesiyle ortaya çıktı ama Griezmann kesinlikle e, o seviye bir performans sergilememişti. Mbappe kesinlikle daha öndeydi. Dur ya kaza yapmıyorum. Şöyle. Nasıl yapacağız burada? Şöyle mi? Yanlış yere mi gidiyoruz ya? Neredeyim ben? Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz. Hayır. Malatya. Allah Allah. Gidiyoruz ama. Doğru yolda gidiyoruz herhalde. Çocuklar. Sakın gelmeyin. Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. Biz devam edelim neyse ki. Ataseray sormuş. Star Wars'taki favori karakterimi sormuş. Ateş Eray anladığım kadarıyla. Ee, Eray benim favori karakterim Obi-Wan Kenobi. Ee, evimde Darth Vader heykeli vardı. Daha su büyük boy oyuncağı var diye. 1 metre 30 santim. O biraz daha Darth Vader sevdiğim düşünülmüş. Ki seviyorum da Darth Vader'ı da severim de. Ya benim en sevdiğim Star Wars karakter kesinlikle Obi-Wan. Yani hem e, çok daha bütünlüklü düşünmesi, çok yetenekli olması, Anakin'i bunca zaman zapt edebilmesi çünkü o olmasa çok çok daha erken Palpatin onu yoldan çıkarabilir. Zaten karısıyla ilgili mevzu olmasa bence onu da yapabileceğini düşünmüyorum. Bakalım kaza yapmadan şuraya dönelim de. Yokuşta aşağı giderken zorlanıyor acı şey oluyor. Hızlanırken kendine. Soruyu da cevaplamış olduk. Hüseyin Bulut sormuş tahmin ediyorum. Hüseyin BLT BLLT 7. Real Madrid'in son yıllardaki transfer politikasını nasıl buluyorsun abi? Ee, güzel bir soru bu. Ee, dur yolu kaçırmadan gideyim de. Ee, Real Madrid'in son yıldaki politikasını aslında biraz şey belirledi. 3 yıl üst üste şampiyonlar gibi şampiyon olan takım e, biraz fazla göz boyadı ve biraz aslında yapılanmayı geciktirdi diye düşünüyorum. Normal şartlarda e, zaten Real Madrid'in yapması gereken Ronaldo ve Modric sonrasında ciddi şekilde hazırlanmasıydı bunu çok ani bir şekilde yaptı. Ronaldo ayrılır ayrılmaz. Hani Ronaldo'nun yerini doldurmak zaten mümkün değil. bu şey için de geçerli sonuçta. aynı şekilde Messi sonrası Barcelona'da yaşayacak. Bunu bu arada kaza yapmışız. 80 euro diyor. Evet. Evet bir 80 euro daha yiyeceğiz galiba. Ha, buradan karşıya geçmemiz gerekiyormuş. Boşuna yol yaptık. Ronaldo ve Modric sonrasını hiç planlamamış gözüküyor. Yani e, ve takım da bu sinyalleri veriyorken yani unutmayalım ki Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken e, Real Madrid aynı zamanda e, Liga Liga'da da çok çok ciddi problemler yaşıyordu. Çok ciddi sorunlar e, yaşıyorlardı. Bence kadroyu çok daha erken yenemeleri gerekiyordu. E, şimdi daha üst profil oyunculara gitmeye çalıştılar. E, bu oyuncular düşünce daha doğrusu Modric düşünce ve Ronaldo ayrılınca diyeyim. E, ama e tabi he deyince bu oyuncular bulunmuyor ve ne oluyor ya kazan oldu. Altımlı araba var. E sıkıntılar yaşadılar. E, doğal olarak da e, bu oyuncuların yerini doldurmak çok da kolay olmadı. Mümkün olmadı. E, bu sefer de hani hazır oyuncu yerine madem öyle 2-3 yıl içinde hazır olacak oyunculara yönelim dediler. Ama orada da çok yoğun bir isabet sağlayabildiklerini düşünmüyorum. i̇yi yani oyuncular olmakla birlikte e, çok başarılı olamadı Real Madrid bu konuda. Evet geldik. Ne yaptı bize? 175 euro verdi. Devam diyorum. Devam ki. Samet Topkaraoğlu sormuş. Bu salgından sonra transfer piyasalarında uçuk rakamlar olur mu tekrardan? Ee, çok olabileceğini düşünmüyorum. Yani zaten CS bir rapor yayınladı. Bilmiyorum okuma şansınız oldu mu hiç? Takip etme şansınız oldu mu? %30 civarı bir bonservis bedellerinde oyunculara dönen ücretlerde düşüş bekleniyor bu hani ani anlık talepler dışında zaten transfer piyası çok etkilenecektir buradan oyuncu satıştan fiyatlarında da düşüş olacağı ama gelen oyuncularını daha uygun fiyata gelebileceğini düşünüyorum açıkçası o bizim kulüplerimizin yaklaşımına bağlı buradan nakliye piyasası diyelim diğer soruya geçmeden tek seferlik iş alalım bir tane. İstanbul'dan Tekirdağ su tankı, çatı pencereleri, suni gübre, lastik, cevher motor yağı, peynir. Peynir. Dondurma var. İstanbul'da İstanbul İstanbul'a ama daha kısa. Peynir taşıyalım ya. Tek... ya da dondurma alıyorum vazgeçtim. Tekirdağ'a gitmeyelim bugün. Bir sonraki işte gideriz bu. Biraz daha kısa bir iş alalım. Uh, Erim Altun sormuş. Ole Manchester'da devam etmeli mi? Ee, ben Manchester United'da açıkçası iş çıkar düşünüyorum Solskjaer'i. Ee, yani geldiğinden beri kadro kalitesinin olması gerektiği yerden daha aşağıda çok bitirmedi. Belki çok çok büyük başarı elde edememiş olabilir ama ya, bu takımın yapısından da kaynaklı. Ve Manchester United aslında olumlu bir güzergaha doğru gidiyor. Özellikle Bruno Fernandes'i yakaladıktan sonra burada e, çok ciddi bir problem yok. Ee, buradan şey yapacağız herhalde. Şöyle çıkalım. Şuradan mı çıkıyoruz? Başlatma e ya. Dur efendim şuradan çıkalım da. Kırtasiye. Ya o yüzden ben Solskjaer'in ocak başı var yani şurada. Bir de bana versene. Solskjaer'in devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hüseyin Gence'nin sorusuna geçelim. Şöyle yolu da tutturarak. Soruyo'nun sorularını sen mi hazırlıyorsun? Ee, ki, tabii ki ben değil. Çünkü ben yarıştığım için haksızlık olur o. Ee, Bahadır İzgeç hazırlıyor. Bahadır'a da çok teşekkür ederim buradan. Ee, çok sevgiler. Bahadır da çok sevdiğim bir kardeşim. O hazırlıyor. Ee, ben yarışıyorum. Çünkü yarış esnasında şey yapmak mümkün değil. O halen İBB logosu var. Dur bakayım. Otoyolu durduk ama. Adamların detaya bak. İBB 2019 yazıyor. Patrini Haplo sormuş. Emre Özcan'ın kulluğu mu? Yoksa medya devinin ne yaptın aslan demesi mi demiş? Nasıl gideceğiz? Böyle herhalde. Son kırmızıda bekliyoruz. Kırmızı ışıkta sorularımızı cevaplayalım. şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Emre'nin kulluğu kul cool bir adam o kesin. Ama şey ne yaptın aslan sözü de aslında Emre'ye ait. Ya yani uzun süredir tanıdığım için e, çıkış noktasını biliyorum. aslan lafı Emre'den aslında Erman'a geçmiş bir laf. O yüzden kıyaslayamayacağım. İkisi de çok iyi arkadaşım. İkisini de çok seviyorum. Zaten ikisiyle de Instagram'da yayınlar yapıyoruz bu sıra. Sık sık dur dur vurma lan. Allah kahretsin son anda hasar aldık ya. Tüh be hediyelik yoğurt gitti. Son kapıda. Yok şu anda acelem var deyip teslimatı yapalım yeni iş alalım. İstanbul kısa oldu ya 177 çok tecrübe vermedi o yüzden bir de tekir daha alalım hızlı bir tekir daha yapalım peynir işini alalım ya peynir işine aklım kaldı peynir 18 ton peyniri tekir daha götüreceğiz ee, bu sırada Giray'ın sorusuna geçeyim Giray Clay Thompson sevgisi nereden geliyor demiş? şimdi şöyle, aslında benim en sevdiğim 2 3 oyuncudan biri değil ama yine hakikaten sevdiğim isimlerden biri. Yani bir 5 yapsam Clay Thompson alırım. o biraz şeyden ilk fantasy futbol fantasy NBA oynadığım sene eee Clay Thompson'ı ben efeyden almıştım. Çok da faydasını görmüştüm. O yüzden sevdiğim bir oyuncu oldu her zaman. Ayrıca hani röportaj yaptım en üst düzey NBA oyuncusu Clay Thompson. Eee Clay'ı o yüzden severim. Onunla da bu sohbeti yapmıştım bu arada. Fantezi basketbol e, da aldığımı falan. Tabi adam bin kişiden duymuştur muhtemelen ama yine baya şey yapmıştık. Güzel muhabbet etmiştik. Dur şöyle mi geçiyoruz? Böyle döneceğiz. Berk Özcan sormuş. E, Emin Bayram Alman ekipleri tarafından takip ediliyor deniyor. Senin düşüncelerin neler demiş. E, ben Avrupa potansiyeli olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Yani yerel bir oyuncu değil Emin. Bir kere hakikaten çok iyi bir atlet. Yani bu yaşında bile gösteriyor. Bacakları çok uzun. Hamleli bir oyuncu. Hamlesi kuvvetli bir oyuncu. Belki e, hani Ozan Kabak da ona bir iyi bir referans oldu Almanya'da. Hani Almanya'da özellikle istendiği konusunda benim spesifik bir bilgim yok ama e, gerçekten iyi iş yapacağını düşünüyorum. Avrupa'da oynayabileceğini düşünüyorum. E, bakalım Galatasaray'da ne kadar kalacak. O mühim. Ben Galatasaray'da da oynayabileceğini düşünüyorum ayrıca. Yani gelecek yıldan itibaren sürü alabilecek bir konuma Gelecektir. Emin Ozan'a göre şöyle farklı bir oyuncu, ee, daha hamleli, daha atlet. Ozan'ın oyun bilgisi daha iyi ee, ve Ozan olgun bir oyuncu. Yaşına göre çok çok olgun. Yani Ozan'ın 20 yaşında olduğuna iddia etmek çok zor. Oynadığı futbola bakarak, yani 26 yaşında gibi falan oynuyor Ozan. Ee, bu bakımdan, Allah'ım hasar aldık mı? Heh. Lan, Muayeneye geçmek. Evet. Hayırlı yolculuklar diyor. Kantar ekibi. Yürü abi. Ee, o yüz. Yani kapasite olarak emini de Ozan'a yakın seviyede görüyorum. Yani Ozan daha belli ediyordu. Oğlum ne yaptım ya? Dorsayı mı taktık? Allah Allah. Sollu çıkayım. Dur, şöyle geri geleceğiz buna. Şöyle. Kurtarın <laughs> Windows'u öyle. <yöne. gülüyor> Neyse hasar almadan şey yaptı. Biraz sadece geç kalacağız gibi duruyor. <laughs> Aman. Kaza yapmayalım. OFT 0 sormuş. En iyisi Entel Feridun değil miydi? Bence daha iyi keşleri var Deep Turkish Web ekibinin. Düz gideyim de şurada. Yolu bulalım. Gerçek kaybedenler kulübüne bayılırım. Yani en çok izlediğim skeci odur. Sarıyor. Ama Entel Feridun da o dönem biraz şey modaydı. Ya bu çok bozdular. Eskisi gibi değiller falan demek modaydı ama Entel Feridun yani nokta tespit 4-5 tane detayı var. Hani hakikaten hani hem eğlenceli hem komik. Ben de Entel Feridun'u severim yani. ilk 5'e yazarım böyle en, en iyi favorim olmasa da senin dediğin gibi en iyi görmüyorum. Eren Kaşarcı sormuş. Barney Robin mi? Ted Robin mi? Lily ve Marshall mı? Ee, ya Robin'in olduğu hiçbir ilişkinin sağlıklı olma ihtimali yok. Muhtemelen Havai Meteor'un Mother bittikten sonra da terk etmiştir Ted'i. O yüzden Robin'in olduğu bir ilişkiye onay vermem mümkün değil. Ben buradan Lily ve Marshall diyorum. Yani Lily benim orada en sevdiğim karakterlerden biri zaten. Lily, Marshall ve Barney Stinson diyebilirim. Hadımköy falan diyor. Hadımköy e sokuyor mu acaba? İşte yoldan devam edelim. Halil Eren Baran sormuş. devam ediyoruz. 8 mi Kuzey Tekinoğlu mu? Ya 8 inanılmaz bir roldü gerçekten. Ezelde konuk giren en iyi oyunculardan bir tanesiydi ama ya yani ne olursa olsun küçük bir rolün oyuncusu. Yani Kuzey Tekinoğlu başrol ve Kıvanç Antutu o diziyi resmen sırtına taşıyordu. Ee, yani muhteşem yüzyıl izlerken herkes ben onu izliyordum. O dönem yerli dizi takip etmeye çalışıyordum öyle bir iki tane de olsa. O yüzden sır Kuzey'in için, Kuzey'in hatırı için izlediğim bir dizi olduğundan Kuzey Güney. Kuzey Tekinoğlu diyeceğim burada. Ferhat. Sıradaki soru. Gras Ahmet sormuş. Holocaust mu? Rapstar mı? Şimdi Rapstar albüm olarak zaten cezaneni albümü de ben Holocaust derim. Neden diyeceksiniz belki rap star sevenleriniz olabilir. Holocaust e, ya yani cezanın en iyi icracı olduğunu gösteren şarkı. Yani Holocaust cezanın şovu. E, hani ben komple baktığımda hani söz, sözlerin doluluğu ve e, kapsama açısından ben Sagopa'yı çok çok daha önde görüyorum. Yani Sagopa bütün rapçilerden daha önde o açıdan da. E, ama ceza en iyi rap icra eden açıkçası sanatçı diyeyim. Bunu da en iyi gösterdiği şarkı Holocaust. O yüzden şey yapmayacağım yani orada tercihim Holocaust olacak. Egemen sormuş. Yakın gelecekte Scout'luk düşünür müsün? E, düşünmüyorum. Çünkü e, Scout'luk zaten teklifi de aldım ben 2-3 kez farklı süper kulüplerinden. kulüplerinden. Yani çok da düşünmedim açıkçası. Neden? Çünkü etki alanınız çok çok kısıtlı oluyor. Yani istediğiniz etki uyandırmanız mümkün değil. Ee, büyük ölçüde de menajer önerileri üstünden şekillenen bir durum var. Buradan ne yapacağız? sağdan mı gireceğiz? Ee, kulüpler genelde size menajerlerin önerdiği oyuncuları e, açıkçası soruyorlar, ediyorlar. Ee, yani muhtemelen kafa ben orada o düzen içinde ee, nasıl bu işi nasıl yapıldığını bildiğim için pek de düşünmem. Zaten birçok kulüpte bu istikrarlı bir şekilde de yapılmıyor. Tekirdağ İpsala yazıyor. Oradan yolumuza girelim. Birçok kulüpte de istikrar yok zaten. Ee, yani kendi zevk aldığım mesleğimi bırakıp niye böyle bir maceraya atılayım diye düşünerek e, açıkçası çok da düşünmedim. Ne olur. tek yöne iniyorum burada. Tek şeride. Tekirdağ yolu sıkıntılı çıktı arkadaşlar. Tekirdağ. Tekirdağ'ın üzümü salkım, salkım bir kız sevdi semi Aksoy sormuş. ilk giydiğin forma? Ee, güzel soru. Bunu şu yüzden aldım. Normalde e, Galatasaray formasını beklersiniz ama e, ilk formam Galatasaray formasıydı. İlk formam Liverpool formasıydı. Galiba bir, lise birde bir arkadaşım hediye etmişti. Oven yazıyordu. Çakma forma. E, Oven 10 e, yazıyordu arkasında. Çok hoşuma gitmiş Kırmızı severim zaten. E, o şekilde ilk formamı almıştım ama ilk para verip aldığım forma tabii Galatasaray formasıydı. Furkan Mert'in sorusuna dönüyorum. Avrupa'nın en kolay gol bulabilen iki takımı Leipzig ve Atalanta hangi hattı daha iyi sence demiş? Ee, açıkçası ya şimdi Leipzig oyuncuları her zaman daha kıymetli olur çünkü yaş ortalaması çok daha düşük Leipzig'in ve e, muhtemelen de e, çok daha büyük paralara transferler olacaklar. Yani zaten Timo Werner tek başına yeter onun için. Ee, şimdi İli Çiç olsun, Papu Gomez olsun, Duvan Zapata olsun yaş ortalaması biraz daha yüksek Atalanta'nın. Yeni kapı, yeni neydi ya? Şey tarafına geldik. Kavisten devam edeceğiz. Trafik oldu ya. Ee, ama şu anki konumlarını konuşuyorsak Çorlu tarafına dönüyormuş orası. Şunu dönelim. Ha bu ne trafik ya? Baş... Sinir olmuş. Şunlara basıp geçeceğim ben şu anki konumlarına bakarsak ben Atalanta hücum daha çok zevk alıyorum. Yani hem İliçiç olsun, Zapata olsun, Papu Gomez olsun. İnanılmaz keyif veriyorlar. Rolleri birbirlerine çok iyi tamamlıyor. Gerçekten çok yetenekli oyunculardan oluşuyor takım. Özellikle İliçiç izlemesi çok büyük keyif bir adam. ben biraz şeye benzetiyorum. Mesut Özil ama biraz şey olanı. Skor güdüsü daha yüksek olanı. Yani belki Mesutluk oranı biraz daha düşük olabilir. Prime Mesut'a göre ama... Yani hem üst düzey bir pasör hem çok iyi bir e, skorer. O yüzden müthiş bir keyif iliççi izlemek. Esila Sla 4 sormuş. Doğum saatin kaç? Ay burcuna bakalım. Doğum saatim 22.30. Ay burcu ne demek bilmiyorum ama o, yorumlara yazarsın o zaman. Ben de merak ettim neymiş Ay burcum. Egemen sormuş. Egemen'in ikinci sorusu galiba bu. Egemen e, fark etsem almazdım da hadi bunu da cevaplayayım. Kendi fut kadronuna video gelir mi? Ee, kendi fut kadromla video çekmeyeceğim çünkü e, ben zaten bu sezon futu biraz daha az oynadım geçtiğimiz yıllara göre. Yenice'den çıktık ha. Yenice'ymiş. Ee, kendi fut kadrom e, çok iyi değil. O yüzden biraz şeye yöneleceğim. Ben başka oyunlar. Bir CM0102 oynayacağım o bunu söyleyebilirim size. Bu programdan sonra yeni program başlayacağım. Hatta yeni birkaç program başlayacağım. Bu hafta o açıdan hareketli geçecek inşallah. Ee, sıkıntı yaşamazsam e, şey yaparım. E, programların teker teker açıklayacağım zaten yaptıkça. Ee, ama içlerinde şu an için FIFA yok. Yani FIFA oynarsam da FUT yok. Şöyle yolumuzdan devam edelim. Çok... Aa geldik teki daha. Ahmet Ahmet Zada sormuş. Dur. Yoluma çıktı. Çıkma yoluma ya. Post 42 bomboş. içeriği gibi bir şey. Emre Özcan'la Erman Yaşar'la Evren Göz misal demiş. E, bomboş olmayacak ama dolu içerikte bu arkadaşlarımı konuk alacağım bir konseptim var. E, Cuma günü başlamasını öngörüyorum. İlk konum Emre Özcan olacak. Onun detaylarını artık sizle e, video paylaştıkça göreceksiniz. Bu hafta 3 tane programım başlayacak diye ümit ediyorum. Bir tanesi Tekirdağ keşfedildi. Geldik Tekirdağ. Harun Sivri sormuş. Giuliano mu Kuruse mi? Ee, Türkiye dönemlerini baz alırsak Giuliano abi. Yani şey yoksa primelarını alırsak da Kuruse tabii ki. Ama Türkiye'nin oyun stiline daha çok uyan oyuncu bence Giuliano. Ee, yani daha skorer on numaralar bize daha makbul. Zaten Alex özellikle Fenerbahçe'de o beklentiyi arttıran oyuncu olmuştu. Geldik görevimizi de yaptık. Üff, verelim şeyimizi. Bir kazayla tamamladık. Bu da iyi mükemmel diyor. Sonuçları alalım. Son sorularımızı da cevaplayalım. İsak Yıldız NBA'ye çok girmek yirmesen de e, ismini hürmeten Karis LeVert hakkında birkaç cümle eder misin? Bu Levent yolu LeVert Levent şeyine herhalde gönderme İshak. LeVert biraz şey ya tek yönlü bir oyuncu. Yani çok gerçekten doğal bir skorar, doğal bir o, e, yetenekli bir oyuncu hücum tarafına. Ama savunman bu kadar zayıfsa bence hücum yönün e, süper yıldız konumunda olmalı. Yani bu şekilde anca kariyerin ilerleyen dönemlerinde ikinci beşlerin en iyi oyuncusu konumuna evrilir yani. Her ne kadar daha potansiyel gibi gözükse de biraz ona gideceğini düşünüyorum işin. Mark Setyan bir pesimistin gözyaşlarının en, en güzel şarkısı demiş. Bir pesimistin gözyaşları güzel ama onun dışında e, onun önüne yazacağım iki şarkı var. Bir kör savaşçı. E, en iyisi de bence maskeli balo. Maskeli Balo bence başka seviye bir şarkı. Benim en sevdiğim Sagopa şarkılarından bir tanesi. Ee, belki kafaya bile yazarım yani. Hasan Hoca Karantina seni psikolojik olarak etkiledi mi? Demiş. Ee, ya herkes etkilemiştir muhakkak ama ben bu kadar da etkilenecek bu kadar sıkıldım, öldüm, bittim denilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani günlük hayatlarımızda işimizden, okulumuzdan bize 2-3 işte hafta ara verseler gidin evinizde oturun biraz kendinize bakın geri gelin deseler hepimiz bu işi yapardık açıkçası bu kadar da kendimizi hırpalamazdık bu sonuçta başka insanlar için yaptığımız bir şey ee, belki hayatında sıkıntı yaşayabilecek insanlar var bu konularla ilgili yakalanırsa yaşayabilecek onları bulaştırmamak adına buradayız biraz bu bilinçle bakarsak çok da o kadar etkileneceğimizi düşünmüyorum yani şu biraz e, aşırı etkilenmek ya da şey diyeyim yani bu sıkıldım muhabbeti bana biraz şımarıklık gibi geliyor yani tabii ki psikolojisi kaldırmayanlar olabilir saygı diyorum herkese ama biraz daha hani sakin kalmak lazım. Onur Göker sormuş. Hatta onun için yapıyoruz bu programı yani. Etkilenmeyelim, sıkılmayalım diye. çeşitli programlarda yapacağım. Biraz daha fazla program yapmaya çalışacağım hatta kanal için. gerisine bakarız. Onur Göker sormuş. NBA'de desteklediğin takım? Eee 2000'lerin başında Golden State'li Jason Icherson'u çok severdim. hep de onunla oynardım NBA Live 2003'te falan. Golden State'i seçip oynardım. İşte 2010'lar falan geldikten sonra Golden State coştuktan sonra iyice biraz e, o aidiyetim gitti. Ben biraz underdog seven biri olduğum için. E, NBA'de ben e, açıkçası şu anda Dallas Mavericks tutuyorum. Yani Novitski benim en sevdiğim oyuncu olduğu için NBA'de. Onları zaten hep ayrı bir yere yazmışım Şimdi takım olarak da şimdi Dallas Mavericks'te devam diyorum. Atilla, Sagopa Kajmer bir futbolcu olsa hangi mevkide izlemek isterdin? Sagopa, Regista olurdu. Savunma önünde tıkır tıkır top dağıtan. Çünkü e, gerçekten en teknik rapçi kesinlikle Sagopa. Sözleri en dolu rapçi Sagopa. E, ya tabii ki çok sevdiğim başka rapçiler de var ama Sagopa'yla yan yana koyduğum kimse yok. Ceza yine tabii başka bir yerde ama Mesela Ceza e, bir futbolcu olsa ben Santerfor derdim. Ceza çok iyi bir Santrfor. Sagopa da çok iyi bir oyun kurucu. Bu şekilde özetleyeyim. Ahmet Arman sormuş. Şu abi alakasız ama bilim kurgu dizisi önerir misin? Canlıyında canlı yayında sormuş Instagram canlı yayınlarından birinde. Ahmetciğim Ütopya'yı izleyebilirsin. eski laptopuma getirirken evden eski bir BBC dizisi yanlış hatırlamıyorsam onu gördüm şimdi. Şeyde indirip indirmişim eskiden indirerek izleniyordu diziler. İnanılmaz inanılmaz keyif almışım. Hatta bir salgın üzerine onun aşısı üzerinden dönen bir dizi öyle bir şey söyleyeyim. Yani Birebir buna mevcut yaşadığımız duruma yakın değil ama gerçekten Ütopik ismine yakışır Ütopik bir dizi. Ütopya izlemeni tavsiye ederim. Çok da uzun da değil. Ben bilim kurgu e, dizisi olarak çok sevmiştim. Soruların da sonuna geldik. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün Tekirdağ'a yol aldık bakalım. Tekirdağ'dan ne tarafa doğru yol alacağız? Bir dahaki Levent Yan yolda görüşmek üzere hoşçakalın.